Sevgili öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözelim ve kuralım kısmından devam edeceğiz. Arkadaşlar bu konuyu anlatacağım bu videoda etkinliklerini ve alıştırma çalışmalarını yapacağız. Bundan önceki konuları kanalımızın oynatma listesi kısmından bulabilirsiniz. Orada anlattım. Bütün sayfaları tek tek yaptık. Etkinlikleri cevapladık. İzlemeyen ve dinlemeyen arkadaşlarıma önerim onları dinlemeleri. Yine Türkçe hayat bilgisi derslerine ait videolar da kanalımızda var. Lütfen onları daha dinleyiniz. Kanalımıza abone olmayı, bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözelim ve kuralım. Resmi inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Mehmet dedesinin çiftliğine gidiyor. Çiftlikte 25 koyun ve 42 inek sayıyor. Eşeklerin sayısını ise bilmiyor. Dedesi çiftlikteki koyun ve inek ve eşeklerin toplam sayısının 80 olduğunu söylüyor. Mehmet bu bilgilerden faydalanarak eşek sayısını bulabileceğini söylüyor. Çiftlikteki eşek sayısını nasıl bulursunuz demiş bize. Çocuklar biz 25 koyun ve 42 inek olduğunu biliyoruz ve toplamda 80 tane hayvan var. O zaman ben inek ve koyunların toplam sayısını bulurum. Bütün hayvanların sayısından koyun ve inekleri çıkarırsam eşeklerin sayısını bulabilirim değil mi? Bunu iki farklı yolla bulabilirim. O yüzden birinci yöntem yazıyorum ilk olarak. Birinci yöntem koyun artı inek yani 25 artı 42 67 daha sonra ne yapıyorum ben tüm hayvan sayısından koyun artı ineği çıkararak bulurum tüm hayvan eksi koyun artı inek dedim Tüm hayvan sayım kaçtı? 80. Koyun artı inek kaçtı? 67. O zaman benim yanıtım ne olur çocuklar? 80'den toplam hayvan sayısından koyun ve inekleri çıkardım. 13 buldum. O zaman eşek sayısı 13'tür diyorum. Peki ikinci yöntem nedir öğretmenim? Birinci yöntem dedik. Şimdi ikinci yöntemi yapalım. Öncelikle tüm hayvan sayısından koyunları çıkarırım. Tüm hayvan eksi koyun. Yani 80 eksi koyunlar 25'ti. 55. Daha sonra 55'ten de inekleri çıkaracağım. 55 eksi 42. 13 yine burada da eşeklerin sayısını buldum. İki şekilde buluyorum. Diğer hayvanları toplayarak e, toplam hayvan sayısından çıkarabilirim ya da tek tek hayvanları toplam hayvan sayısından çıkarabilirim çocuklar. Geçelim 105. sayfaya. Örnek var, inceliyoruz. Otogarda 53 otobüs vardı. 32 otobüs otogardan ayrıldı. 20 otobüs geldi. Otogarda son durumda kaç tane otobüs vardır dedi bana. Çocuklar önceden 53 otobüs vardı ve 32 tanesi çıktı. İlk olarak bu işlemi yaparım değil mi? 53'ten 32'yi çıkarırım. Kalan 21 olur. Daha sonra ben kalan otobüslerin üzerine 20 tane otobüs daha geldiği için 20'yi eklerim. Yani 21'in üzerine 20'yi eklerim. Yanıtım 41 olur değil mi? Bakın burada da yanıtımızın 41 olduğunu söylemiş. İkinci örneğe bakıyorum. Aşağıdaki verilenleri kullanarak bir problem kuralım demiş. Verilen minibüs 13 yolcu ve 5 yolcu. Problem de diyor ki minibüste bulunan 13 yolcudan 5 tanesi indi. Minibüste kaç yolcu kaldı? Nasıl yapıyoruz çocuklar yanıtımızı? Minibüste zaten 13 tane yolcu vardı. 5 tanesi indi yani eksildi değil mi yolcu sayısı? 13'ten 5'i çıkararak yapıyorum. Yanıtım 8 oluyor. Kaç kişi kaldı? 8 kişi kaldı ya da 8 yolcu kaldı diyebiliriz. Üçüncü örneğimize bakalım. Aşağıdaki verilenleri kullanarak bir problem kullanalım demiş. 25 sayfa, 20 sayfa ve Arda'yı vermiş bana. Problemimiz Arda sabah 25 sayfa, akşam 20 sayfa kitap okumuştur. Arda toplamda kaç sayfa kitap okumuştur? Ben ne yapacağım çocuklar? Sabah 25, akşam 20. Bunları yazdım. Toplamda kaç sayfa kitap okumuştur demiş. Soruda bana aslında bunları toplamam gerektiğini söylemiş. Hemen topluyorum. 5 artı 0, 5. 2 artı 2, 4. Yanıtım 45 sayfa kitap okumuştur olacak. 107'de alıştırmalar var. Alıştırmalar kısmını yapalım bakalım. Fundanın 40 TL'si vardı. 15 TL'ye bir kitap ve 7 TL'ye bir defter aldı. Fundanın kaç TL'si kaldı demiş. Önce problemi anlayınız. O zaman ben burada ne yazayım? 40 TL'nin içinde 15 TL'ye kitap ve 7 TL'ye defter aldım ve kalan parayı sormuş. Bunu soruyor bana değil mi? O zaman yazalım. 40 TL'nin içinden 15 TL'ye kitap ve 7 TL'ye defter almış. Kalan parayı soruyor. Evet. Plan yapınız demiş. Burada ben ne yapacağım çocuklar? Öncelikle ne kadar para harcadım? Bunu yapabilirim, bulabilirim. Yani 15 TL'ye ve 7 TL'ye ürün aldığım için bunları toplayabilirim. Daha sonra bulduğum sayıyı da toplam paramdan çıkarırım, değil mi? 40 eksi soru işareti bulduğum parayı yazacağım buraya. Daha sonra yanıtımı yazacağım. Planı uygulayın demiş. Hemen uygulayalım. 15 artı 7. 22. Daha sonra bütün paramdan harcadığım paramı çıkaracağım artık. 40 eksi 22. 18 TL. Kalan para diyorum. Problemi kontrol ediniz demiş. Burada zaten problemi kontrol ettik, planımızı yaptık ve uyguladık. Planımızı yaptık ve uyguladık dedim. Problemi genişletiniz demiş. Buraya ek olarak ne söyleyebiliriz arkadaşlar? 5 TL'lik daha alışveriş yaparsa ne kadar parası kalır diyebilirim. Yazalım. 5 TL'lik daha alışveriş yaparsa ne kadar parası kalır Evet burada sorumu sordum. Benim 18 TL'm kalmıştı. Ben bunun 5 TL'sini daha harcarsam ne kadarım kalır arkadaşlar? 13 TL'm kalır. Problemi bu şekilde geliştirebilirim. İkinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve yazınız. Yazdığınız problemi çözünüz demiş. Verilenlerde Erol 60 bilye, 20 pembe ve 18 mavi olarak göstermiş. O zaman bir problem yazalım. Erol torbasına 20 pembe ve 18 mavi bilye eklerse toplamda 60 bilyesi oluyor. Buna göre torbada önceden kaç bilye vardı? Öncelikle problemi anlıyoruz. 60 bilyenin 20'si pembe, 18'i mavi. 60 bilyenin 20'si pembe, 18'i mavi. Daha sonra plan yapacağız. Ben 20 ve 18 bilyenin daha sonradan atıldığını biliyorum. Bunları toplarım. Toplam bilyeden çıkarırsam önceden kaç bilye olduğunu bulurum değil mi? Bunu uygulayalım. 20 artı 18 eşittir 38. Daha sonra toplam bilyeden çıkarıyorum. 60 eksi 38. 22 Önceki bilye sayısı olur değil mi? Yani önceden 22 bilyem varmış torbamda. Toplam bilyeden sonradan attım bilyeleri çıkarırsam önceki bilye sayısını bulurum. Önceki bilye sayısını bulurum. Problemi genişletiniz demiş. 12 yeşil bilye daha eklersem 12 yeşil bilye daha eklersem toplamda kaç bilyem olur? Çocuklar 60 bilyemiz vardı. 12 tane de yeşil ekledik. 60'a 12 eklersem yanıtım 72 olur değil mi? Bu şekilde sorumu yanıtlayabilirim. Sayfa 107'yi bitirdim. 108'e geçiyorum sıra sizde bölümüne. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri işlem yaparak bulunuz demiş. Verilmeyen terimleri ben nasıl buluyordum çocuklar çıkarma işleminde? Eksilen, çıkan ve fark olduğunu biliyorum. Burası eksilen. Buradaki sayım çıkan. Burası ise farktır değil mi? Ben hangi işlemi yapıyordum çocuklar? Çıkan ve farkı toplarsam eksileni buluyordum. Şuraya not olarak yazalım. Çıkan artı fark eşittir. Eksilen yani çıkan. Çıkan burada hangisi? 29. Fark hangisi? 28. Bunları toplarsam eksileni bulurum. Eksilenim 57 olur. Buraya 57 yazıyorum. İkinci soruma baktım. Bu sefer bana eksileni vermemiş. Yine eksileni bulacağım. Çıkan ve farkı topluyoruz yine. 47 artı 23 diyorum değil mi? Çıkan 47. Fark 23 topladım. 70 buldum. Yanıtımı eksilen 70'tir diyorum. Bir sonraki soruma baktım. Burada da bana çıkanı vermemiş. Nasıl buluyordum çıkanı bulmak için çocuklar? Bu sefer çıkarma işlemi yapıyorum. Eksilen eksi fark eşittir çıkan. Yani eksilenim 63. 63'ten farkı çıkarırsam 13'ü çıkarırsam çıkanı bulurum. Yanıtım 50 olur. Ve son sorudayım. Yine burada da bana çıkanı vermemiş. Eksilen 94'ten farkı çıkaracağım. 47'ye ve yine 47 bulacağım çıkanı. Bu şekilde kısa yoldan tamamlayabilirim. İkinci soruma baktım. Yandaki işlemlerde yıldız ve kalp yerine gelebilecek sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. Çocuklar bana eksileni vermemiş. Ben eksileni bulmak için ne yapıyordum? çıkan ve farkı topluyordum. Yani yıldızı bulmak için yıldız eşittir diyorum. 51 artı 18. Yanıtım ne oluyor? 69 yıldızım 69 oldu. Burada ise çıkanı vermemiş. Bunu bulmak için ne yapıyordum çocuklar? Eksilenden farkı çıkarırsam yani kalp için 76'dan 43'ü çıkarırsam kalbi bulurum. Yani yanıtım 33 olur. Buraya da 33 yazıyorum. Yıldız 69, kalp 33. Yanıtım B seçeneğidir. Üçüncü soruma baktım. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız. Biz tahmin ederken çocuklar yuvarlama işlemi yapıyorduk. 43'ü 40'a yuvarlarım. 19'u 20'ye yuvarlarım. Tahminim 20 olur. İşlem sonucuma bakıyorum. Direkt burada 43'ten 19'u çıkaracağım. 24 olacak yanıtım. Farkım 4'tür. Burada 62'yi 60'a yuvarlıyorum. 35'i 40'a yuvarlıyorum. Aradaki fark 20 oluyor tahminimce. Gerçek sonuca bakıyorum. 62'den 35'i çıkarıyorum. 27 oluyor yanıtım aradaki fark 7'dir diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında burada 51'i 50'ye 23'ü 20'ye yuvarlıyorum çıkarma işlemi yapıyorum. aradaki fark 30 oluyor. 51'den 23'ü çıkardığımda fark 28 oluyor. Bakın 30'da 28 arasındaki fark 2'dir ve son olarak 78'i 80'e yuvarladım. 42 40'a yuvarladım. Aradaki fark 40 oldu. Daha sonra gerçek işlemimi yapıyorum. 78 eksi 42 36'dır. 36 ve 40'ın arasındaki fark da 4'tür diyorum. Bu şekilde yaptım çocuklar. Tahmin yapmak için sayılarımı yuvarladım. Sonrasında gerçek işlem sonucumu buldum. Tahminimle gerçek işlem sonucumu karşılaştırdım ve aradaki farkları buldum. Sayfa 109'a geçiyorum. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerinizi tahminlerinizle eşleyiniz demiş. Bakın çocuklar, 49 50'ye yuvarlarım öğretmenim. 11'i de 10'a yuvarlarım. 50'den 10'u çıkardığımda 40 kalır yanıtım. 40'la eşleştirdim. 61'e 60'a yuvarlarım. 28'e 30'a yuvarlarım. 60'dan 30'u çıkardığımda yanıtım 30 olur. Şurada da yazalım işlemimizi 50'ye yuvarlamıştık. Diğerini 10'a yuvarlamıştık. Aradaki fark 40'tı tahminimize göre. 73'ü 70'e 21'i 20'ye yuvarladım. Aradaki fark 50'dir. Tahminim 50. 98'i 100'e yuvarladım. 43'ü 40'a yuvarladım. Aradaki fark 60'tır. Tahminim 60 olur çocuklar. 5. soruya geçtim. Aşağıdaki işlemde eksilen kaçtır demiş. Eksileni bulmak için fark ve çıkanı topluyordum. Fark artı çıkan diyorum. Yani 18 artı 57 diyorum. Yanıtım 75 oluyor çocuklar. Ve 6. sorudayım. Verilen işlemlerle çözülebilecek bir problem yazınız demiş. 10 ile 12'yi toplamış 22 kalem elde etmiş. 22'den de 6'yı çıkarmış 16 tane kalem bulmuş. Burada bir kalemliğe Ayşe 10, Zeynep 12 kalem koymuştur diyelim toplamını bulsun. Bir kalemliğe, bir kalemliğe Ayşe 10, Zeynep 12 kalem koymuştur. Fatma ise kalemlikten 6 eksilmesi gerekiyor. O yüzden 6 tane kalem almıştır. Buna göre kalemlikte kaç kalem kalmıştır? Buna göre kalemlikte kaç kalem kalmıştır? Ne yaptım? Ayşe 10, Zeynep 12 kalem koydu. Topladığım 22 kalem oldu toplamda. Daha sonra Fatma 6 tanesini aldı. O yüzden 22'den 6'yı çıkardım. Yanıtım 16 kaldı değil mi? Son olarak kaç kalem kaldığını sormuştu. Yanıtım 16 dedim. Sayfa 110'a geçiyorum. Aşağıda yarım bırakılmış olan problemleri tamamlayınız ve çözünüz demiş. Emre 60 sayfalık kitabın ilk gün 18 sayfasını okudu. ikinci gün 20 sayfa daha okudu. Geriye okuması gereken kaç sayfa kitap kaldı diyebiliriz. Geriye okuması gereken kaç sayfa kalmıştır diyoruz. Nasıl yapacağım çocuklar buradan? Öncelikle okuduğu sayfaları bulabilirim. Önce 18 okudu. Daha sonra 20 okudu. Toplamda 38 sayfa okudu değil mi? 38 okudu. Toplam kitaptan okuduğunu çıkarırsam toplam eksi okunan eşittir geriye kalan olur değil mi? Geriye kalan. Yani 60'tan 38'i çıkarırsam geriye 22 sayfa kitabım kalır. Yanıtım 22'dir. 8'in soruya baktım. Aşağıdaki verilen eşitliklerden Hangisinde eşittir işareti denge anlamında kullanılmıştır? Sebebini açıklayınız demiş. Bakın 12 artı 4 16 demiş. Direkt burada toplamış ve Yanıtı yazmış ama burada 13'e 4 eklemiş 17. Burada da 14'e 3 eklemiş bu da 17. Burada denge anlamında kullanılmıştır değil mi? Birbirini dengelemiştir. Bakın burada sadece bu tarafta toplama işlemi yaptı. Burada işlem yapmadı ama burada birbirini dengeledi. Yanıtım B seçeneği olacak. 8. soruda ve 9'dayım. Ali'nin 8, Giray'ın 7 bilesi vardır. Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi özel olarak ifade ederiz. 8 artı 7 ne dedim? Ali ve Giray'ın bilyelerinin toplandığında toplam bilye sayısı kaçtır dersem 7 ile 8'i toplayıp 15'i bulurum. Peki 15'ten 7'yi çıkar demiş 8. 8 nedir burada çocuklar? Ali'nin bilye sayısıdır. O zaman toplam bilye sayısından Giray'ın bilye sayısını çıkarırsak Ali'nin bilye sayısını bulabiliriz değil mi? Bunu yazalım. Toplam bilyelerden Giray'ın bilyelerini çıkarırsak Ali'nin bilya sayısını buluruz. Bakın burada toplam bilye 15'ti. Giray'inkini çıkardım 7'yi. Ali'ninkini buldum. 8'dir yanıtım. Burada da 15'ten 8'i çıkarmış 7'yi bulmuş. Bu sefer de toplam bilyeden Ali'ninki 8'di. Ali'ninkini çıkarmış. Geriye girenki 7'ydi. Girenkini bulmuş. O zaman toplam bilyelerden Ali'nin bilye sayısını çıkarırsak toplam bilyelerden Ali'nin bilyelerini çıkarırsak bir bilye sayısını buluruz. Bu şekilde tamamladım sayfa 110'u da. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde sıvıları ölçme ile ilgili konu anlatımını yapacağım. Soruları çözeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.